Vay canına, büyülü orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Aa, biri ağlıyor. Merhaba küçük ağaç, yardım edebilir miyim? Ya, kimse bana yardım edemez, hayır. O her zaman ağlıyor, çünkü o ağlayan Söğüt Veli. Sürekli şikayet ediyor. Sen de şikayet ediyorsun. Bu koca ağaçlar benim köklerime hiç yer bırakmıyor. Sürekli onların gölgesinde kalıyorum. Vah vah. Ben asla büyük bir ağaç olamayacağım. Büyük ağaçlar, acaba onun kökleri için biraz yer açar mısınız? Böylece o da güneşten faydalanabilir. Ne? Buraya önce biz geldik. Biraz iyi niyetim kimseye zararı olmaz, öyle değil mi? Sakın bize ne yapacağımızı söyleme. Gördün mü? Onlar kötü. Ha, ben asla büyüyemeyeceğim. Tanrım. Keşke sana yardım edebilseydim ağlayan deli. Bu korkunç ormandan kurtulup kendime güzel bir yer bulmama yardım edebilirsin. Öyle mi? Nasıl peki? Tabii ki hareket ettiren sihirli iksiri bularak. O da nedir? Ah, onun bilmeceyi cevapladığını düşünsenize. Ne bilmecesi? Dağın altında yaşayan devde. Hareket ettiren sihirli bir iksir var. Bilmecesini kim bilirse onun üstüne boşaltıyor. Peki bilmece ne? Kimse bilmiyor. Onu hiç görmedik. Durumum umutsuz. Lütfen ağlama ağlayan deli. Hareket ettiren sihirli iksiri bulmak için elimden geleni yapacağım. Ah, umarım bulabilirsin. Umarım. Hey, bunlar kadife çiçekleri. Aa, kadife çiçeği, söyler misin? Şimdiye kadar hiç hareket ettiren sihirli iksir diye bir şey duydun mu? Bak, hareket edebiliyoruz. Fark ettim. Biz dağın oradaki devle tanıştık. Ve bilmecesini bildiniz mi? Şey pek sayılmaz. Bizden kurtulmak için üstümüze iksir damlattı. Tadımız çok kötü de. Aa. Bak beni buradan ısırdı. Vay canına. Bu devi nerede bulacağımı söyler misiniz kadife çiçekleri? Benim ağaç bir arkadaşım var ve ona yardım edebilmek için biraz iksir almak istiyorum. Aa, bu kesinlikle imkansız. Umutsuz. Ama neden? Çünkü dev sebze yemeği seviyor ama onları yetiştirmeye üşeniyor. O yüzden lezzetli görünen bitkilere bir bilmece soruyor. Eğer bilirlerse onlara ödül olarak sihirli iksirinden veriyor. Bilmezlerse onları yiyor. Bilmecenin ne olduğunu sorsan kopya sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Çünkü bilmeceyi hatırlamıyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, sanırım bu şeklimde pek lezzetli görünmüyorumdur. Ama biraz buradan, biraz şuradan çekersem işte umarım lezzetli görünüyorumdur. Şimdi şu deve bulmalıyım. Bakalım bilmeceyi bilebilecek miyim? Evet, lezzetli şeyler. Kim bilmece istiyor? Aa, devi buldum. Bana sor. Hayır, daha önce bir kadife çiçeğinin tadına bakmıştım. Ben denemek istiyorum. Hey, senden iyi salat olur. Bak, bu benim sihirli hareket iksirim. Bu da alışveriş sepetim. Bu zor bir bilmece. Bunu denemek istediğine emin misin? Ben eminim. O halde iyi dinle. Onu göremediğinde bile oradadır. Ve onu gördüğünde ondan kaçarsın. Yürür, konuşur, uçar, bağırır. İstersen normal bir şey gibi görünebilir ama ne hayvan, ne sebze, ne de mineraldir. Bakalım bunu bilecek misin? Bir düşüneyim. Bir rüya mı? Diğerleri yardım etmesin. Bu arada bilemedin. Bekle, sanırım cevabı bulacağım. Buldum. Bir hayalet. Benim gibi. Doğru. Ve onu gördüğünde... Kaçarsın. Dikkat et. İksir. Aa, olamaz. Hepsi çimenlere döküldü. Neyse ki birkaç damla daha var. Şimdi iksir uçup gitmeden önce birinin yanına gitmeliyim. Bak ağlayan Veli, bu hareket iksiri. Ah, acele et Casper. Gözlerini kapat. Nasılsın? Aa, kendimi gerçekten tuhaf hissediyorum. Buna inanamıyorum. Nereye gidiyoruz Casper? Çok rahat edeceğini düşündüğüm bir yere gidiyoruz Veli. Bay Büyüksün.
küçük biri burada. Yanınızda büyüyebilir mi acaba? Elbette Casper. Hoş geldin komşu. Bol bol su iç biri. Ve çabuk büyü. Ha evet, içeceğim, içeceğim. Hoşça kal Veli. Yakında yine ziyaretine gelirim dostum. Burada bekliyor olacağım Casper. Hoşça kal. Büyülü Orman. Büyülü Orman'da her zaman bir arkadaş bulmak mümkündür. Aa, olamaz. Hep ıskalıyorum. Hey! İnsanları ok atmanın yanlış olduğunu bilmiyor musun? Aa, benim adım Red Robin Hood ve ben bu ormanda ajan istemiyorum. Ama ben bir ajan değilim. Adım Casper. Dost hayalet. Bir hayalet! Annem o kadar korktu ki maskesi fırladı. Dur Red Robin Hood. Ben iyi bir hayaletim ve arkadaşın olmak istiyorum. Neden bu korkunç maskeyi takıyorsun? Düşmanlarımı korkutmak için takıyorum. Senin de gördüğün gibi korkutucu ya da acımasız biri değilim dostum. Bunu görebiliyorum. O halde neden düşmanların var? Çünkü ben gerçek bir kralım. Dinle. Benim kötü kalpli ve acımasız kuzenim Sir Wolfie, krallığımı benden çaldı. Bundan sonra bu ülkenin kralı benim Red Robin. Ama tahtın yasal varisi benim. Taç sana değil, benim gibi güçlü bir adama ait olmak. Ha, sanırım güçlü değil de acımasız demek istedin Sir Wolfie. Tahtını geri almaya çalışmadın mı? Çalıştım ama işe yaramadı. Silah kullanmakta çok yeteneksizim. Belki ben krallığını geri almana yardımcı olabilirim. Hey, bu harika olur Casper. Sadık adamlarımı çağırayım. Merhaba, ben Küçük Doğ. Ben de Gallerli Alan. Ben Friar Fluk. Tanıştığımıza sevindim. Ben Casper, dost hayalet. Hayalet. Durun, ondan korkmayın. Casper krallığımı almama yardım edecek. Oo, o zaman değişir. Önce insanlara Sir Wolfie'den daha iyi olduğunu göstermeliyiz. Ama nasıl? Hiçbir şeyde iyi değilim ki. Bak. Sir Wolfie turnuvada tüm flaşörlere meydan okuyacakmış. Nereye gidiyoruz? Kaleye gidiyoruz. Bugünkü turnuvaya katılacak. Ama Casper, bugüne kadar ok ve yayla hedefi vurmayı bir türlü başaramadı. Endişelenme Red. Turnuvayı kazanmana ve tahtını geri almana yardım edeceğim. Durun bakalım, burada ne işiniz var? Turnuvaya katılmak istiyoruz da. Hiç şansınız yok. Ha? Ne demek istiyor? Sadece soylu kişiler bu turnuvaya katılabilir. Gidin buradan dilenciler. Şimdi ne yapacağız? Soylularınki gibi kıyafet almak için paramız da yok. Merak etmeyin, kıyafet almanız için size para getireceğim. Önce şu bulutları bir araya toplayalım. Yağmur yağdırdı. Bakın bir gökkuşağı oluşturdu. Şimdi gökkuşağının sonundaki altın dolu kese bulalım. Giysi dükkanı. Arkadaşlarım ve ben krallara layık kıyafetler istiyoruz sizden. Elbette efendim. Duyduk, duymadık demeyin. Sir Wolfie bütün soyluları ok atma yarışına davet ediyor. Red Robin Hood'un kazanmasına yardım edeceksem görünmez olmalıyım. Endişelenme, ihtiyacın olduğunda müdahale ederim ben.
Ben korkuyorum. Demek geldin Robin Hood. Dinle ufaklık, eğer beni yenebilirsen bu taç yine senin olacak. İlk ben atacağım. Tam isabet. Hadi bir de seni görelim. Ben çok gerginim. Yayı bile tutamıyorum. Sanırım yardımıma ihtiyacı var. Okun nereye fırlattın? Yoksa ayağım mı? Harika. Red Robin Hood'un oku Sir Murphy'ninkini ortadan ikiye ayırdı. Bunun olduğuna inanamıyorum. Red Robin Hood, savun kendini. Desteğim için üzgünüm Sir Wolfie. Ama bir söz verdiniz. Ve dürüstlüğün güçten daha önemli olduğunu bilirsiniz. Hey, sen de kimsin? Ben Casper, dost hayaletim efendim. Hayalet mi? Beni tahttan indirmek için yalan söylüyorsun Casper. Bir hayalet! Tacımı ve tahtımı geri almama yardım ettiğin için teşekkür ederim sana Casper. Artık evine gitmeliyim Red Robin Hood. Kalıp krallığımı yönetmeme yardım etmeyecek misin? Benim görevim bitti majesteleri. Sizinki daha yeni başlıyor. Şimdilik hoşçakalın.